Bu sergi, yani isminin de anlaşılacağı gibi doğayla bütünleşmek adını taşıyor. Elmas Deniz'in yapmış olduğu 3 video çalışması. Bunlardan ikisi böyle bütün bir doğa dünyasının üzerine dönen bakışın, uzaktan bakışın ürünleri. Görülmek için yapılmıştır videosu da öyle. Bir de satın almak için, satın almak istediğim ağaç diye bir eseri var. O tabii daha böyle şehir kültürüne yönelik ama ağaçla alakalı olduğu için tabii doğanın parçası. Bugün içinde yaşamış olduğumuz toplumların tüketimle alakası üzerine, yani illa almak istiyorum. Yani bir şekilde 17. yüzyıldaki düşünüyorum o halde varımın tersi olarak Barbara Kruger'in de bize göstermiş olduğu bir yazıda satın alıyorum o halde varım anlamında bir çalışma. Şöyle söyleyebiliriz serginin bütünü için. Bir 19. yüzyıl romantizmiyle alakasını kurmak mümkün serginin. Yani bütün bir doğa ve insan ilişkileri ve doğanın sanatıyla, sanatçıyla ilişkisinde nasıl doğayı dönüştürdüğü, doğadan çıktığı. Çünkü sanat sonuçta bir yapaylık üzerine kurulu olan bir şey, artifisiyel bir şey. İsmin üstünde art'tan geliyor artifisiyel. Bütün bu dönüşün içinde bugün tekrar içinde betonlaşma dediğimiz, kentsel dönüşüm dediğimiz, İstanbul'da çok kuvvetli bir şekilde yaşadığımız bu şehir dünyasının bıkkınlığı üzerinden bugün insanların artık yavaş yavaş büyük kentleri terk edip kırlara, ormanlara, köye doğru döndüğünü fark ediyoruz. Çünkü doğal ürünleri tüketmek, almak, onlarla beslenmek bugün artık ihtiyacımız haline gelen bir şey. Bu bakımdan bu doğayla bütünleşmek aynı zamanda bir ekolojik problemi de beraberinde getiriyor. Sergi bunlardan ibaret. Aslında serginin adı Doğayla Bütünleşmek biraz serginin küratörü Ali Akay'ın önerisiyle oldu. Çünkü burada gösterilen 3 video işim de bir tür gerçekten böyle bir doğayla bütünleşme hissi ya da isteği üzerine gidiyor. Biraz böyle bir şey, hem kapsayıcı bir başlık olması açısından. Bugün de burada büyük ihtimalle, yani bu 3 video iş üzerinden, çünkü bir tanesi 2014 tarihli video, bir tanesi 2018, değişik yani ikişer yıl aralarla dünyanın farklı yerlerinde yaptığım, çektiğim videolar. Mesela bu Stockholm'de bir tanesi, işte görünmek için yapılmış daha çok Sri Lanka'daki görüntüler ve işte insansız videosu da Kuzey Osetya'da, Kafkas Dağları'nda çektiğim videoydu. Aslında satın almak istediğim ağaç videosu özellikle tüketim kültürünün insanın üzerinde yarattığı bir baskıyı konu alıyor. Çünkü aslında ben komik bir şekilde 600 yıllık bir anıt ağacı satın almaya çalışıyorum bu videoda. Sonra da para sayıyorum ve parayı da düşürüyorum bir yerde. Ama içinde bir iç sesimin geçtiği bir yer var. Orada diyorum, hani bu yaşa geldik bir şey satın alamadık. Hani bir taraftan da kültürün, yani insanlığın şu an ürettiği kültürün insanlara sürekli bir başarılı olmak için ekonomik başarı da sahibi olmak gerektiği. Ama aynı zamanda dışarıda insan olarak bizim ihtiyacımız olan doğa ve hani sevdiğimiz şeyi satın almak mecburiyeti gibi bir konu var. İnsansız videosu Viledi Kafkas'ta çekilen bir drone görüntüsü ve biraz insanın orada bir kendini bir kuş gibi hissediyorsun. Görüntüler ve doğaya bakışımız ve onun teknolojisiyle ilgili bir video. Ama sonra fark ediyorsun ki aslında sen drone gibi bir teknolojiyi çok iyi cil işler için kullanmadığın gibi aslında doğayla ilişkin de pek iyi ve sağlıklı değil. Görünmek için yapılmış da ise reklamları ve özellikle reklam diliyle alakalı bir video daha çok. Hem şehirden ayrılmaya çalışmamız ama aynı zamanda sürekli süpermarkette her şeyin doğal ve doğaya uygun olduğunu görmemiz ve reklamlardan çok fazla edinmemizle ilgili değil diyebilirim.
doğayla bütünleşmek. İsmi serginin doğa isminden anlaşıldığı gibi bir ekolojiyle alakalı bir sergi var aslında. Ekoloji aslında tamamen 19. yüzyıl romantizminin getirmiş olduğu şehirleşme ve sanayileşmenin sıkıntısının kırlara doğru açılması ve bunun düşüncesinin yerleşmesiyle başlıyor Alman romantizminde. Yani doğaya bakış. Ama resimlerini göz önünüze getirirseniz eğer Friedrich Caspar David'in bir tür vahşi bir doğa. Turner'ın resimlerini düşünün bir yandan. Bütün bir deniz dünyası. Denizdeki pusların dünyası. Ve ardından Fransız Empresyonist'in yaptığı şey de aynı mesele. Çünkü şehirden kaçıp banyoya, Paris'in banyolarına, Arjantin gibi bir banyoya mesela gidip orada doğanın ışığını fark etmek, doğanın ışığı üzerinde düşünmek. İnsanın doğayla ilişkisi, onu nasıl gördüğü, hatta onu görme biçimlerine ilişkin bir takım şeyler. Yani çünkü bir videoda drone var diyelim ki, onun teknolojisiyle bakmak. Veya değişik bir düzlemde, daha zihinsel bir düzlemde, tüketim toplumunun hani vermiş olduğu, daha doğrusu aslında kapitalizmin insanlara öğretmiş olduğu bir tür, hani onları manipüle ettiği bir şeye de bakıyorum.